yarım kalmışlıklar dünyası demişti. Hiç unutmuyorum. Daha çok küçüktüm. Ender geldiği zamanlardan biriydi. Emir onun çayırına uçurtma uçurtmaya gittiydik. Kendi elleriyle yaptıydı uçurtmayı. Rüzgar öyle şiddetliydi ki ipi koptu. Uçtu gitti uçurtma. Arkasından koşmadı bile. Üzülme, yarın bıraktığı bir hikayesini tamamlamaya gidiyor dedi. Hikayeler yarım mı kalır dedim babama. Kalmaz dedi. Her hikaye eninde sonunda tamamlanır. Ama onun hikayesi tamamlanmadı. O bütün hikayesini bir cüzdanın fotoğraf bölmesine sığdırdı. Gurbetteki her baba gibi ailesini küçücük bir cüzdana sığdırdı. Ama bir eve sığamadı. Bir yurda sığamadı. Bir vatana sığamadı. Bir toprağa sığamadı. Onunla her şeyimiz yarım. Gülüşlerimiz yarım, oyunlarımız yarım, sarılmalarımız yarım. Hüzünlerimiz yarım, sevgilerimiz yarım, ona dair ne varsa hepsi yarım. O benim içimdeki sessiz sızı, hiç dinmeyen, sürekli kanayıp duran bir sızı. Zayde. Gurbetçi İrfan'ın kızı Zayde. Taner'in ablası. Halime'nin talihsiz kızı Zayde. Sefer'in Zahide'si. Ömrüm yarım kalmış hikayelerle geçti. Yaşadım, yaşattım, izledim. Tıpkı babamın unuttuğu o vesikalık resim gibi. Hep eksik kaldı bir yanım. Hep eksik kaldım. Kaç yaşıma gelirsem geleyim.
Teşekkür ederim Zeyde teyze. Sen sözünü tuttun, ben de senin sözünü tutacağım. Annem geldiğine göre buna ihtiyacım kalmadı. Bu avucumda görünmez bir kuş var. Bu kuş seni hep korusun. Çok teşekkür ederim Emreciğim. Sana söz, bu kuşu hiç bırakmayacağım. Günaydın gençler. Nereye böyle keyifli keyifli? Yine bir şey mi ihraç edeceksiniz? Senin Gobi'ye ihraç edeceğiz dayı. Fakir fukarada nasiplensin diye. İhracat kralı bunlar, ihracat kralı. Var mı Şile'den bir hayır haber gençler? Olmaz mı ya? Bir kere Şile'den, Ava civarından falan herkesin selamı var. Deniz sezonunu açmışlar. Şile esnafı herkesi bekliyormuş. Gidecek mi? İnşallah. Gidersin. Şile değil, Şili, Şili. Hadi kolay gelsin. Efendim gülüm. Hayatım, sana çok güzel haberlerim var. Şilililer aradı, makineler ulaşmış. Hemen bizimle bir toplantı düzenlemek istiyorlar. Ne diyorsun gülüm sen? Tam mı deseydin hemen? Tamam diyeydin. Dedim zaten. İyi tamam. Ben şimdi ağla geçiyorum, siz de gelin hemen. Tamam? Görüşürüz orada, adamlar bekliyor. Tamam. Sana iş yerinden sıkıntı olmasın? Yok ya, bir sıkıntı olmaz. Erken gelmiştim zaten. Hadi orada görüşürüz. Geçin siz, ben geliyorum hemen. Tamam gelin, geliyoruz biz de tamam. Oğlum adamlar aramış, mallar ellerine ulaşmış, bizden toplantı istiyorlar lan. Allah Allah, ana o kadar ağrı desin amcaoğlu. Allah. Ulan keyfim de yerinde, bir sıkıntı çıkmasa bari ya. Oğlum tamam, gidince öğreniriz işte, ne sıkıntı olacak, yürü. Bağlandı. Hi. Hello. Hay. Amcaoğlu baksana, makineler gerçekten ulaşmış. Bizim aşk patatesleri adamların elinde lan. Yes, long potato. We love very much. It is a very delicious. Thank you for your gift. Ne diyor gülüm? Ramazan'ın aşk patatesine bayılmışlar. Çok teşekkür ediyorlar. Sağ ol. Ya kral bu adamlar ya. Vallahi 10 numara damak tadı var bu adamların, yemin ediyorum. You are king. Very very king. Ağzınız bal şeker yesin. Her şey yesin. Çok güzel. Honey. Sugar. Tamam. Bırak patates şimdi. Makinelerin durumunu sor. Beğenmişler mi? Zayiat var mı? Geri gönderecekleri makine var mı? Bunları bir sor. Hi again. I hope the potato harvesters arrived safely. Is there anything you don't like? No. Everything is in perfect conditions. All machines are intact. There is a great appreciation and demand here. Moreover, if it's suitable for you, we want to be your distributor from machines you will send from now on. Ne diyor gülüm, ne diyor? Ne diyor? Her şey yolundaymış. Makinelerde en ufak bir arıza bile çıkmamış. Acayip rağbet görmüş makineler. Ve daha da önemlisi, eğer sizin de izniniz olursa sizin oradaki distribütörünüz, yani dağıtımcınız olmak istiyorlar. Allah, sen ne diyorsun gülüm ya? Ya dağıtımcı demek yeni makine demek. Yeni makine demek yeni iş demek. Ya bunun izni mi olur? Hemen tamam de. Daha fazla makine göndeririz de. Tamam de hemen. Vardı. Vardı yenge, bizde çok makine vardı. Tasarruflu soba borusu vardı. Elektrik santrali vardı. Ondan sonra uçan araba var. Uçan araba. Bak sağdaki abim. Sana var ya, çok güzel uçan araba yakışır. Yemin ediyorum ha. Uçan. Kar. Uçan kar. Tamam hadi otur. So, sir, they accept your offer. We will have a detailed meeting again for the new machines. Thank you very much. We are very grateful. Meanwhile, the machine has been paid for. I hope it has reached. Ne oldu? Makinelerin ödemesini yapmışlar, ulaştı mı diye soruyorlar. Bak amca oğlum, bak kaç para yatırmış Allah aşkına, bak. Yok, bakmasın. Kaç para yatırmış, bakma. Bakma. Bakmasın. Bakmasın oğlum, bakmasın. Adamların karşısında gök görmemiş gibi paraya bakılmaz, sonra bakarız.
Sonra bakarız. Ne var amca olur ya? Ne var? Hayır ne var amca? Bizim gördüğümüz mi var? Bak lan bak. Bak bak çaktırmadan bakın lan. Baksın baksın bak. Bak lan. Tamam tamam bir dakika dur. Bak Allah aşkına bak bak. Çaktırmadan bak. Bakacağım bir dakika lan. Bak çaktırma çaktırma. Tamam, bir dakika dur. Çaktırmadan bak ama. Bir dakika. Bak, çevir, bak, çevir çevir. Tamam çevir. Gül gül gül. Yenge gül. Gül gül. Yes. Bak baksın karışma ya. Oğlum bu ne la? Göster bana. Oğlum bu ne la? Zengin mi? Dur bakalım bu ne? Bana da göster. Bana da. Yok. Şaka olmalı bu. Ya öyle bir şey olamaz ki. Zengin olduk, zengin. Zengin olduk. Kaç, kaç bu? Saçmalık bu. Ederiz. Biz sevinince çok mutlu olunca dans ederiz. Gelin actional dance. Gel amcaoğlum gel, gel otur gel. Geç gel. Gel gel. So, Dan, we will communicate again. Have a nice day. Thank you very much for everything. See you. Yes. You. Çok mutlu oldum ya. Ver bakayım şunu. Bu nasıl bir para oğlum? Oğlum bu nasıl bir para lan? Bir ömrü hayatımda bu kadar sıfır görmedim. Bu ne oğlum? Nasıl göreceksin ki? Lan bu ne? Aynen öyle amcaoğlu. Ama bak bu parada herkesin hakkı var. Yani makinenin yapımında emeği geçen bütün kasabalının hakkı var bu parada. Evet. Veysel'in karnesi gibi bu. ne öreceğiz biz şimdi amcaoğlu? Ha? Bak Fevzi dayı. Ya emeklerinin karşılığı değil ama çam sakız çoban armağanı kabul edersen vallahi mutlu oluruz he. Bu ne lan? Yönem veriyorsunuz. Al şunu. Olmaz oğlum. Ben para için yardım etmedim ki size. İmece usulü geldim. Sen al şunu. Olmaz. Ya al. Olmaz. Ya al diyorum. Olmaz. Ya Mecburiyet teyze ne demek almıyorum ya? Bu para senin hakkın. Ya al. Ya al Allah aşkına. Ya ne inat ettin anlamadım. Hadi ya. Tamam Taner. Müsait bir vaktinizde siz de gelir bizim damı onarırsınız, helalleşiriz. Koy o zarfı geri yerine. Hadi bakalım. Al şunu. Hadi al. Hadi Mücella teyze al. Şunu al. Al. Ölümü gör al. Ne olur al ya. Allah rızası için al. Hadi, hadi kırma beni. Hadi al, al. Vallahi savuruyorum bak. Çatıya atarım ha. De gitme işine. Bir de paratura adeti çıkarmam başımıza. Vallahi yarın kimse kimseye patates toplamaya gitmez para almadan. Al hadi. Lan yürü git. Tamam almazsan alma. Tamam 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 ne kızıyorsun ya tamam kızma ya. Tamam iş zamanı gelir biz de denişimizi öderiz. Tamam bu kadar bu. Allah. İyi madem. Madem o kadar ısrar ettin alayım şu zarfı. Alma lan çocukların parasını. Kaç yaşında adamsın? Çocukların paralarına mı kaldın? Al şunu yeğenim. Biz para için gelmedik oraya. O kadarlık şeyden para alacak olsak oho. Biz sizden gurur duyuyoruz gurur. Allah sizin yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Dar da zor da koymasın yavrum. Allah razı olsun teyzem. Sağ olasın. Gir lan içeri. Vay arkadaş, kimse almadı ya parayı. Al benden de o kadar. Neymiş? Yardımlaşma olayını bitirirmiş. E adamlar haklı oğlum. Bizim ne güzel imecemiz var ya. Adamlara para vermeye kalkarsa böyle olur. Neyse bir şekilde ödeyeceğiz borcumuzu bir ara. E ne ödeyeceğiz amcaoğlu şimdi? Ha? Bütün para bize mi kalıyor ya? Hı? Galiba öyle oluyor amcaoğlu. Thank you.
köfte kokusu her yanıma sinmiş Kerman. Yıkıyorum, yıkıyorum geçmiyor. Kahvaltı hazır. Hadi şu havluyu bırak da gel. Bu ne ya? Kahvaltıda da mı köfte ekmek yiyeceğiz? Ne var bunda? Ünden kalmış da 2 dakikada yaptım. Vallahi ne yapaydım? Çöpe mi ataydım? Atmayaydın Kerman, atmayaydın da günlerdir köfte yok ya. İçim dışım köfte oldu. Adeta yürüyen köfte oldum dercesine. Ne güzel işte ya. İnsanlar köfte köfte istersen bulunur bulunuyor. Vallahi halimize bin şükür. Bak ne diyeceğim. Şuraya şöyle 3-5 tane saksı alalım diyorum. İçine meneşeneyim dikeriz. Böyle rengarenk çok güzel olur. Şuraya da böyle gelinlikli damatlıklı fotoğrafımızı koyarız ha. Oldu Kerman. Şuradan şuraya da bir çamaşır ipi gerelim. Donumuz, pijamamız kurusun. Ya burası bizim evimiz değil. Burası bir köfteci dükkanı, koyunumun mandalı. İdareten geceleri kalıyor. Hemen ne diye kaptırıyorsun kendini? Hem sen hep derdin eve iş getirme diye. Şimdi sen işe ev getiriyorsun. Ya kim ne derse desin. Ben bu beyi vallahi çok sevdim ya. Tüm dünya buraya köfteci dükkanı dese burası bizim aşk babamız. Ay bunlar soğumuş. Ben yenisini katıp da gelen. Oh. İyi o zaman. Çocuğumuz olursa da adını Köftecan Koruk olur biter ya. Köftecan, köftemi soğutma oğlum. Köftecan, bak annen ne yaptı köfte? Köftecan, bak annene bir gün sürpriz yapmak istersen soyadını değiştir. Köfte oğlu yap misal. Vallahi Muammer emmi, kasaba yerinde bundan daha iyi büyük bir ev bulamam. Hem büyük hem de kullanışlı. Tadilatı da yeni bitti. Mal sahibi cingallerim Osman Ağa'yı biliyorsun. Cömert adamdır. Vallahi hiçbir masraftan kaçmadı. Bu evi kendine yaptıydı ama satması icap etti. Yoksa elden çıkarılacak yerde sen de görüyorsun. Vallahi hep dışarıdan koruyorduk da bu kadar büyük, bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Ama Muammer, Muammer hoş. Ay çok güzel. Aman aman. Muammer çok güzel. Bak burayı da Kenan'ıma yaparım ha. Evlenince de burada yaşar. Yuvasını buraya kurar. Yenge sen bir de yandaki odayı bir gör. Burayı da belki veysellerime yaparız ha. Geri dönerler yanımıza. Muammer'im, belki yine kocaman bir aile oluruz. Olma mı? Ha? Ne diyorsun? Muammer'im mi? Sen daha avluyu görmeden öyle hemen kestirip atma. Bir avlusu var, vallahi cirit başı yapar. Gel bir de oraya inen bakalım. Maşallah çok güzel ev. Muammer'im alabiliyorsak alalım burayı. Tam bize göre. Hay yaşa yengem. Vallahi sen bu işi biliyorsun ha. Ya sen bırak şu evi cilalamayı da ne kadar ediyor bu ev? Osman'a ne kadar istiyor? 400 bin istiyorlar ama bir pazarlık yaparak. 400 bin? 400 bin. Çok para. Ya bizde o kadar para yok ki. Kalsın, kalsın. Hadi yürü döndü, gidiyor. Yürü. Gülşin, ya da dur kız gelmeden o içeriden biraz daha pamuk getir, hele bu yetmeyecek herhalde ya.
Allah seni ne diyeyim de ne yapsın? Allah! Ya ne örüyorsun adam, söylesene be! Kafayı mı yedin sen? Ya ne öreceğim Gülşil? Görmüyor musun? Evi güçlendirme çalışmaları yapıyor. Anladın mı? Bak şimdi, bunun üzerine böyle bir sıva geçtik miydi, sapı sağlam olur vallahi. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Allah muhafaza ev çökerken koskoca duvarı bu bant mı tutacak Hüseyin? Ha? Bu bant mı tutacak? Ya bu bant mı? Mesele bu bant mı? Bu bantı ne karıştırıyorsun sen? Bant en son çare. O bir şey değil. Biz bu yarıya kapatsın diye tutturduk bunu buraya. Allah Allah. Sen bunu bırak. Sen önce şu galaslara bak. Bu galaslara koruyor mu? Belevşi diyelim, olmaz da. Hani o uyduruk uzmanların dediği gibi bizim evin temeli çürük çıktı. Ha? Belevki olmaz da. Hani oldu diyelim. Bizim ev yıkılıyor. Ha? O zaman ne olacak? Tak! Bu galaslar devreye girecek. Temeli tutacak. Anladın mı beni? Belevki olmaz da. Hani olursa bu galaslarda böyle bir gevşememişim oldu ya. O zaman ne olacak? Tak! Ne yapmışım? Buzdolabına koymuşum buraya. Anladın mı? Ha, buzdolabı su koy verirse ne yapmışım? Koltuk. Koltuğuna destek verecek. Koltuğa da sehpa, soba, omuz verdi miydi? Bu evi yıkmaya kimsenin gücü yetmez Gülşah. Allah, sen bana sabır ver. Bu adama da akıl fikir ver ya Rabbi. Bıktım artık ben ya. Bıktım ya. Ne var ya? Ya Gülşah, sen bana inanmıyor musun ya? Bak, bana bak. Bin yıl sonra bak, bin yıl sonra o arkeologlar var ya, gelecekler, buraları kazacaklar, bizim evi görecekler. Ana bu ne la diyecekler, ne kadar sağlam ev. Öyle demezlerse, gel benim yüzüme tükür seni o zaman. Anlıyor musun? Gülşil, inan biraz, inan. Bak, inanmak, başarmakın yarısıdır. İnanmak istiyorum ben. Bant yok mu kız? Hah, Asım. Ramazan sen neredesin ya? Ben seni burada bekle ağaç oldum. Ya Asım, kusura kalma. Böyle kapı dolaşma durumlarımız oldu da ondan gelemedim. Hayırdır ya, ne kapısı? Boş ver Asuman, sen şimdi kapıyı tapıyı. Oldu Asuman. Oldu. Bir tane makine böyle bozuk çıkmamış. Adamlar bizden seri üretim istiyor. Vallahi distribütörümüz olabilir mi diye gözümüzün içine bakıyorlar. Ya çok sevindim. Sen niye bana haber vermedin bunu? Zar doldurmaktan vakit bulamadım ki Asuman ya. İşte ne diyeceğim? Bu arada şu an karşında gelirliğinin en zengin adamlarından biri duruyor. Ne diyorsun? He? Çay bahçesini yaptırayım mı üstüne? Hı? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun lan? Yaptırırım. Ha? Ha? Vallahi yaptırırım. Para var ya. Şişt, birader bir baksana ya. Sana canım. Ya şu masayı bir donatıver ya. Burada ne var ne yok bir sal gitsin ya. Dur. Şimdi bırak masayı donatmaya, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben ne diyeceğim sana? Babam akşam sizi ailecek çaya bekliyor. Hadi geç olmadan dönelim kasabaya. Ya sen şu benim kayınpederime bak ya, vallahi. Yüzüğü parmağa takınca bir dünürcü oldu ki sorma. Gün aşırı görmesi özlüyor beni ya. Dünürcü sevgi pıtırcı köpek. Ramazan, sen babam hakkında ne biçim konuşuyorsun ya? Ne biçim konuşuyor? Ana, ben Asuman şey var diye, amcalarım var diye ben böyle gaza geldim. Saldım ya biraz. Vallahi hiç yakıştıramadım sana. Ben de bana hiç yakıştıramadım. Ne biçim konuşuyorsun ya Ramazan? Neyse, hadi hesabı ödeyelim de. Hesabı ödeyebilir miyiz biz? Dur, tamam Asuman. Ben halledeceğim. Ben öderim hesabı. Sen ben varken ne gerek var ya? Ben hallediyorum ya. Sen rahat ol. Nasılsın, ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Yardım edeyim mi? Hadi. Buyurun.
İyi günler. Mailinizi yeni gördüm. Aylar sonra size dönüş yapıyorum. Bu yüzden bağışlayın beni. Nürnberg'deki olay hepimizin hayatlarını alt üst etti. Benim gibi birilerinin olduğunu bilmek beni fazlasıyla etkiledi. Size iletişim bilgilerimi gönderiyorum. Bu konuyla ilgili istediğiniz zaman konuşabiliriz. Bildiklerimi paylaşmaya hazırım. Oo, beyimiz çalışmaya doymuyor. Hemen atmış kendini buraya. Taner. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Gülüm, bir haber vardı yani. Sana bahsetmiştim. Hani bir kadın kocasının babamla aynı kazada öldüğünü söylüyordu. Ha. Şimdi ben o kadına mail attım. Kadın geri dönmüş bana. Ya numarasını yazmış. Bildiklerimi anlatırım diyor. Yani istediğiniz zaman arayabilirsiniz diyor. Peki sen ne yapacaksın? Yani arayacak mısın kadını? İstersen ben arayabilirim, ben konuşabilirim onunla. Yok yok, ben ararım gülüm, ararım, sağ ol. Sen yanımda ol yeter. Ben zaten her zaman senin yanındayım. Ve her ne olursa olsun yanında olacağım. Başımızın üstünde yerleri var da onlara iyi gelmeyecek sanki burası. Vallahi bilemiyorum ki Seferim. Ne güzel birkaç gün hasret giderdiler ama sen merak etme. Bulunur bir yolu çaresi. Heh, uyudu mu? Çok şükür uyudu. Zahide, Sefer abi, sizlere de böyle çok yük olduk. Hakkınızı helal edin, olur mu? Nasıl af bacım, helal hoş olsun. Ama ben başka bir hal çaresini bulacağım. Sakın merak etmeyin, olur mu? Ya o ne demek öyle, olur mu ya? Helale hoş olsun. Ne diyeceğim, senin ailenden birileri var mı, akraban neyin? Anam vardı, küçükken rahmetli oldu. Kardeşim yok, bir tek babam var. Alacalar köyünde tek başına yaşıyor. Onunla da yıllar var görüşmedik. Fikret istemedi. İşte öyle. Mesela anlaşıldı. Kardeşim, sonuçta hepsi geçmişte kaldı. Allah ömür versin, başında bir babam var. Gidip senin yerine konuşabiliriz. Ortak bir nokta bulabiliriz. Babama hayatta gitmem Sefer abi. O kapıdan asla girmem. Zaten o da sokmaz içeri. Boş verin, siz merak etmeyin. Ben bir hal çaresine bakacağım. Hayırlı geceler. Sağ olasın, sana da. Demek bizimkiler sabahtan akşama kadar ev arıyor ha? Babam bu ev meselesini fazla kafaya taktı. Ya ben ona dedim aslında. Baba dedim, geçici bir ev tutalım dedim. Ama ona da sıcak bakmıyor. Bakmaz. Bakmaz, bakar mı ya? Adam hayatı boyunca hiç kirada oturmamış ki. Şimdi de işte hani koskoca Muammerga'ya kira mı verecek falan diye yenilgi sayıyor bunu kendine. Tabii burada durmayı da gururuna yediremiyor. Para da yok. Öyle iki arada bir derede kaldı yani. Ama aslında ben diyorum ki, şimdi ayıptır söylemesi, şu icat işinden benim elime bir miktar para geçti. Hani sende de kenarda köşede bir şey varsa, hani ikisini birleştirelim, onlara güzel bir ev alalım. Bu saatten sonra el alemin evinde sürünmesinler. İyi düşünmüşsün. Çok güzel düşünmüşsün de. Ya aslında benim biraz birikmişim vardı. Ama bu Elif'in evi için, yani ona destek vermek için onu harcadım. Sen Elif'in evi için para mı harcadın lan? Ha. Hı? Sen bütün paranı sevdiğin kızın evi için mi harcadın? Ya oğlum ne yapıyorsun? Dur ya. Ya bak ne diyeceğim. Şey yaparız o zaman. Benim arabayı satarız. Güçlerimizi birleştiririz. Güzel bir ev alırız. Ne diyorsun?
Yok olmaz ya. Araba lazım olur buralarda. Dur sen arabayı satmayalım da. Şöyle yapalım. Şimdi benim elimdeki parayı peşinat kullanırız. Tamam mı? Gerisini sen et sepet yapar aydan aya beraber öderiz. O nasıl? Tamam doğru söylüyorsun. İhtiyaç olursa yine satarız arabayı ama. Ha bak. Taksitlere hiç dokunmuyorsun onlar bende tamam ben hallediyorum. Ya tamam tek derdimiz onu sen ödersin bunu ben öderim olsun ya. İyi bir ev bulalım onları yerleştirelim de gerisi önemli değil abi. Veysel'im helal olsun sana be. Daha daha abartma. Abartma beni bana övme ya. Tamam hallederiz bu şekilde. Maşallah çay da pek güzel olmuş Kamran Hanım. Elinize sağlık. Sağ olun Gülşin Hanımcığım. Afiyet şeker olsun. Hüseyin Bey. İş güç yolundadır inşallah. Valla yolunda yolunda başkanım. Ay dinirim başkanım demişim ya. Valla bu sene kış o kadar sert geçti ki ölen ölen ya. Maşallah iş yetiştiremiyor. Ne diyelim? Allah ölmüşlerimizin taksiratını affetsin. Değil mi? Ne diyeyim? Amin, amin. En güzelini dediniz. Asma şu sevgi pıtırcıklarına bak sen ya. Sanki var ya tuvalet yüzünden kavga eden bunlar değil. Maşallah kolonlarınız da pek sağlam. Ama o ne orada bir böyle bir çatlak mı var nedir ya? Bunu var ya ne yapacağım biliyor musun? Böyle içine azıcık köpük sokun. Bir badana geçtin mi hiçbir şey kalmaz onun. Ben bu gidişle iç mimar olacağım vallahi gençler. Bırak şimdi kolonu çatla Hüseyin. Başkanım. Ne iyi ettiniz de bizi çaya davet ettiniz. Biz de sizinle bir şey konuşacaktık. Ha öyle mi? Buyurun. Şimdi biz diyor ki... Hazır havalar neyin de çok güzel giderken... Bizim çocukların düğününü fazla uzatmayalım. Hemen yapalım çıksın arada. Tabii sizin için de münasipsi. Tabii tabii yani bizim ona bir itirazımız olamaz. Ama şimdi sizin evinde durumu ortada bir yıkılma tehlikesi var biliyorsunuz. Yani bu hengamede düğün biraz zor olmaz mı sizin için? Nasıl yani başkanım yıkılma derken? Yok yok yıkılma yok da yani var da ben onu hallettim. Şu anda var ya tsunami çıksa yıkılmaz o eve bir şey olmaz. Nasıl olur Hüseyin Bey? Yani ben daha raporu yeni inceledim. Yani sizin evin temeli tamamen gidik. Bitik yani. Öyle ufak bir tamirle falan düzelecek gibi değilmiş. Ana baba ne? Yıkılma temel falan ne oluyor? Benim niye bunlardan haberim yok? Oğlum. Bizim evi de gelip incelediler. Temelleri kolonlar neyin sağlam değilmiş. Yıkılması lazımmış. Şimdi duyun üstü sen stres yapma diye sana söyleyemedik. Şimdi anlaşıldı. Ya başkanım zaten endişe etmeyin yani siz sıkıntı yok. Biz Asuman'la zaten evlenince başka bir eve çıkacağız kiraya. Ulan ev yıkılırsa anası babası altında kalacak umurunda değil. Daha kızı almadan değişti. Nankör. Vallahi çok şakacı değil mi? Hüseyin çok şakacı. Vallahi burada bu şakaları değil mi ya? Çok komik bu. Başkanım. Evet. Vallahi Ramazan doğru söylüyor. Onlar zaten ayrı ev tutacaktı. Tutsun çocuklar evlerini. Biz şöyle davullu, zurnalı bir düğün yapalım. Şu işin içinden de alnımızın akıyla çıkalım inşallah. Çok iyi düşünmüşsünüz Gülşin Hanım. Yani hayırlı işte acele etmek makbuldür. Hem ben yeni bir denetim turuna çıkmadan düğünü halletmiş oluruz. Ben de içim rahat giderim. Aman aman evet. Başkanım siz hiç merak etmeyin. Ben bir değil iki güne en güzel evi tutacağım Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi. Evet. Hadi. Seyfettin. Ramazan hayırdır ya bu saatte? Yoksa anons odasının anahtarını mı isteyeceksin? Vallahi onun için geldiysen boşuna geldin ha. Söyleyeyim sana. Ben de sana verecek anahtar manahtar yok. Yeter artık ya. Seyfettin bir dur bir sakin ol. Anahtar manahtar istemiyorum ya. Kendi kendine hemen gaza getirdin gene.
Asuman'la bizim yakında düğünümüz olacak. Ya gerçekten mi? Çok mutlu oldum sizin adınıza. Vallahi geliriz inşallah. Çeyreğimizi takarız, vazifemizi yaparız. Çok güzel olur. Nişanda da çok güzel eğlenmiştik. Vallahi uzun zamandır bu anı bekliyordunuz siz de. Ne güzel. Vallahi çok mutlu oldum ya. Hayırlı uğurlu olsun bence. Çok iyi ya. Seyfettin. Bana ev lazım Seyfettin. Ev lazım bana Seyfettin. Güzel bir ev lazım Seyfettin. Böyle bir bak. Bul bana Seyfettin. Ev bul bana. Yok. Bul. Ev, ev. Ev bul bana. Anladım ya. Öyle desene ya. Ev desene bana ya. Ben de ne bileyim yani. Sen gelip burada düğün müğün deyince beni davet edeceksin zannettim ben. Gerçi gece gece niye gelip davet edesin? O da ayrı bir şey ya. Ev, ev bir şey kolay ya. Ev, ev yok. Nasıl yok? Yani ev yok, kasabada hiç ev yok şu an. Saçmalama Seyfet, nasıl yok la ev? Koskoca kasabada bizim Asuman'la başımıza bakacak bir ev yok mu yani? Ya var, var. Ev var ama eli yüzü düzgün bir ev yok. Olanların hepsi de evi hasarlı olanlar kapıştılar. Gerçi bir ev geliyor aklıma ama. Remziye teyzenin evi. Hah, ağzın bağlı yesin ya. Remziye teyze, gerçi Remziye teyze de check-up yaptırdı yine. Ben baktım sonuçlarına çok iyi. İkimiz de gömer vallahi maşallah ya. O haliyle o olmaz ama vallahi aklıma gelmiyor Ramazan ya. Gelir gelmez ben seni ararım. Olmadı sen de bakarsın o sırada. Ne olur ne olmaz. Ha? Tamam. Tamam Seyfettin, sağ ol. Hadi iyi geceler Ramazan. İyi geceler. İyi geceler. Tamam hadi iyi geceler. Akşamlar. Bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Taner ben. Mailleşmiştik sizinle. Taner Kaya. İrfan. İrfan Kaya'nın ailesi. Evet öyle. Kocamla beraber çalışıyorlardı. Ben hatırlıyorum. İyi bir adam derlerdi. Benim babam iyi bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Benimle konuşmak istemişsiniz. Ben sizi dinliyorum. Buyurun. Şimdi şöyle. Ben yani biz... Yani biz babamın cenazesini bile alamadık oradan çünkü... Tanınmaz haldeydi, biliyorum. Cenazesini bile bulamadınız. Ama geçen bir şey oldu ya, bir hemşerimiz geldi Almanya'dan. Yani babamı orada gördüğünü söyledi. Nasıl yani? İrfan Bey yaşıyor olabilir mi yani? Ya işte biz de şüpheye düştük. Sonra ben sizin haberinizi görünce, yani kocanızın orada olduğunu söylediğiniz haberi... Hani... Acaba diyorum... Acaba bir karışıklık olmuş olabilir mi acaba? Sen çok güzel bir şey söylüyorsun bana şu an. Ben yıllarca bunu anlatmaya çalıştım. Kocamı kaybettim ama tazminatımı alamadım. Ben bunun hukuk mücadelesini hala veriyorum. Sen ne güzel bir şey söyledin böyle. Babam yaşıyor olabilir mi? He? Yani doğru olabilir mi? Ben kocamın işte olduğuna eminim. O gün ben yolladım işe. Eğer biri babanızı gördüyse o babanızdır. Ben araştıracağım. Siz benden haber bekleyin. Alo. Alo. Taner oğlum, gelsene, durma öyle kapıda. Gel. Hayır olsun inşallah. Dede, ya bende bir şey var. Ama hayır mı şer mi bilmiyorum. Babamla alakalı.
Yani yutayım diyorum. Ama kalbim sıkışıyor. Yani böyle patlayacak gibi oluyorum. Dayanamıyorum. Yardım et bana. Nedir babanla alakalı olan? Ya dede, hani bir kadın vardı ya, bahsetmiştim. Kocasıyla babam aynı iş yerinde çalışıyormuş. Patlamanın olduğu gün kocasının o iş yerinde olduğunu iddia ediyor. Ama bir türlü kanıtlayamıyor. Ha işte ben o kadınla iletişime geçtim dede. Yani konuştum, bana her şeyi anlattı. Ya kocasının o gün iş yerinde olduğundan adı gibi emin. Ya dede, senin anlayacağın. Ya babam o gün işe gitmemiş olabilir. Sadece bir şey hatırlıyorum hayal meyal. O gün mesaide olmayacağıdı İrfan. Bir yere gideceğim dedi. Nere bilmiyorum. Sonra ölenler arasında ismini işitince bir şaşırdım. Baban o gün işe gitmemiş olabilir diyorsun yani, öyle mi? Ya bilmiyorum ki işte dede, benim de aklım allak bullak ya. Hadi diyelim babam o gün işe gitmedi. Hadi diyelim babam hala hayatta. Ama hani nerededir? Ne yapıyordur? Niye çıkıp gelmedi? Hani diyorum ki hadi inanmayayım. Ama şimdi bu kadar bilgiler ard arda gelince de vallahi kalbim sıkışıyor. Ne yapacağımı şaşırdım dedim ben. Sakin ol oğlum. Böyle şeyler insanın dengesini alt üst eder. Doğruyu yanlışı ayırt edemez olursun. Son zamanlarda İrfan'ın varlığını bu kadar çok hissediyorsak vardır bir hikmeti. Demek ki hakikatin ortaya çıkmasına çok bir şey kalmadı. Sabırlı olmak lazım. Kurbanınız olayım, yol yakınken geri dönelim. Siz babamı bilmezsiniz. Aksidir, tersi pistir. Beni yerin dibine sokar, emdiğim sütü burnumdan getirir. Ne olursunuz geri dönelim, ne olur. Bacım, nereden biliyorsun öyle olacağını? Belki adamcağız da senin hasretinden yanıp tutuşuyor. Belki o da sen gel diye bekliyor. Sen bir sakin ol, kurban ol. Aksi bir durum olursa zaten biz de yanındayız, yardımcı oluruz, müdahale ederiz. Zahide, Zahide sen bir şey söyle. Anlarsın halimden. Onca yıl sonra baba ocağına dönmek kolay mı? Hele ki onca iyilik yapmışken. Zordur tabii, zordur ama o sıradan biri değil ki baban o senin. Kızar, bağırır, sinirlenir ama gelip geçer. Geçmez Zahide. Benim babamın karşısına çıkmaya yüzüm yok. Tamam, kendini suçlayıp durma. Allah aşkına bak ya. Kaderinmiş, yaşadın. Aldın derslerini. Sen zamanına bırak. Allah'ın izniyle bir yol bulur. Gel oğlum. Gel. İşte burası. Baba. Hadi gidelim, ben başımın çaresine bakarım. Sakin ol hele, bir bakalım. Selamünaleyküm dayı. Biz gelenden geliyoruz da seninle bir oturup konuşalım diyoruz.
Dayı yapma etme kurban ol. En azından bir derdimizi anlatalım. Sen de bizi bir dinle ha. Böyle kapıya gelen geri çevrilir mi hiç? Amcaoğlu gelmedi mi bu oğlan daha? Yok. Ya gelip alayım seni dedim. İstemedi. Ha. Ha geliyor. Allah'ım. Neredesin sen amcaoğlu ya kaç saattir? Ben bir dedeme uğradım ya amcaoğlu. Neyse siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Sen dedeme niye uğradın lan? Sen hayırdır kafan başka yerde gibi. Sıkıntı mı var? Yok bir şeyim ya. Tamam neyse boş verin hadi. Biz işimize bakalım. Yani seri üretime geçiyoruz. Hadi yani işe koyulalım hadi. İşimize bakalım bakalım amcaoğlu da. İçerisi var ya Şampiyonlar Ligi gibi ha. Vallahi bir yerden bir yere ancak kıvıra kıvıra gidebiliyor. Hay ağzın bal yesin senin usta. Vallahi emekçilerin sesi olduğunu biliyordum ha. Vallahi içeride nefes alacak yer yok. Burada değil seri üretim, mini üretim bile yapılamadı. Neyse amcaoğlu sen depo falan bakacağım diyordun. Ne oldu o iş? Bakıyorum hala yani bir aradığımız yer öyle küçük bir yer olmadığı için bulamadım. Yani ama hala bakmaya devam ediyorum. Ustalar ben biliyorum bir depo. Sahibi biraz gıldır mıldır ama sever beni. Zamanında sırtını cimdiklemedim yardımcı olur bize. Nasıl? Tam bize göre değil mi? Vallahi aferin Behçet ya. Yani ben bir yerin hayalini kuracak olsam böyle bir yerin hayalini kurardım. Bura benim gözümden nasıl kaçtı lan? Bura bayağı güzel. He ne diyorsun? Amcaoğlu bak ben sana diyeyim. Buradan diye Yeşil'e dünyanın her yerine üretim yaparız. Yani. Aferin Behçet. Sen sahibiyle konuştun mu? Konuştum usta konuştum. İcat işlerimizden de bahsettim ama kısa kesti adam. Bağ her ayın birinde paramı verin. İsterseniz ahır yapın umurumda değil dedim. Güzel güzel. Baksana oğlum kocaman lan. Güzel ya. Güzel. Yan tarafta değil mi? Dayı halinden belli. Zor zamanlar yaşamışsın. Suskunluğun büyük. Ölem seni yemiş bitirmiş. Ama bak bunca yıl sonra kızın çıkıp gelmiş. İki kelam laf etmemek olmaz. Bak canını sıkan ne varsa hepsini konuşalım. Bir orta yol buluruz elbet ha. Konuşacak bir şey yok. Zamanında beni çiğneyip gitti. Babasını, evini yok saydı. Bundan gayrı ne konuşsak nafile. Boşuna yormayın kendinizi. Benim bir kızım yok. Dayı, bu kadar ne konuşmaya gerek var mı? Gençliğinde yapmış bir hata. Üstünden de bir sürü zaman geçmiş. Pişmanlığı da var. Ne yapacaksın? Senden başka kimi kimsesi de yok. Ne yapacaksın? Evladını kapının dışından mı bırakacaksın? Yakışır mı sana? Kendisi istedi bunu. Siz de yormayın kendinizi. Yolunuza gidin hadi. Ben diyeceğimi dedim. Bak dayı, senin bir torunun var. Anasıyla bir başınalar. Senden başka kimseler yok. Muhtaç mı yaşasınlar insanlara? Ya bak. Gelsin elini öpsün. Helallik istesin. Bu işi tatlıya bağlayalım. Zamanla her şey düzelir. Ha? Hakkını helal et baba. Ben bir cahillik ettim. Bak emme, ben babamı çok az gördüm. Gurbete gittiğinde 10 yaşında ya vardım ya yoktum. Anlayacaksın,
Bu yaşıma kadar ben babamsız geldim. Ama sağ olsun onunla geçirdiğimiz o kısacık zamanda bile o kadar çok şey öğretti ki bana. En çok da merhameti. Ben merhameti babamdan öğrendim hem. İnsan insana sırtını çevirir ama insan insana yüreğini çeviremez derdi. Benim babam bir gün olsun bize yüreğini çevirmedi. Tamam, hatalar ettik, kırdık, döktük ama bir gün olsun yüreğini çevirmedi bize. Babam bu dünyadan göçüp gittikten sonra aha ben de senin bu kızın gibi kaçıp gittim evimden. Ama yıllar sonra kucağımda 3 çocuğumla geri döndüm. Beni o eve yeniden alan tek şey neydi biliyor musun? Babamın o bütün evin duvarlarına nakış nakış işlediği merhamet. Bana o merhamet sahip çıktı işte. Hani derler ya, babadır gölgesi yeter diye. Şimdi bile babamın gölgesi bizi o evde bir arada tutuyor. Ben sana diyeceğim o ki, gel etme. O senin kızın. Günahıyla, sevabıyla senin kızın. Yüzünü de yüreğini de çeviremeyeceğin tek gerçeğin o. Gel etme. Ben merhametsiz bir baba değilim. Ben acı içinde kalmış bir babayım. Terk edilmiş bir adamım. Gidin bakın içeriye. Odası hala bozulmamış. Biliyordum çünkü. Bir gün çıkıp geleceğini biliyordum. Ama nasıl karşılarım, ne derim, ne olur diye düşünüp durdum. Gitmesi zormuş. Yaşadım da. Gelmesi de zor. Anladım. Ama Allah sizden razı olsun. Senden de. Kızımı bana getirdiniz. Sakın helal et baba. Helal. Helal olsun kız. Helal. Benim torunum. Evet. Evet baba. Adı Emre. Gel. Gel bakayım. Gel şöyle yanıma. Geldin ama canını sıkma dedi mi onlar sana? Ha? Yok bu sefer mi iyiyim ben? Ama niye benim canımı sıksın ki? Ben sadece ben babamı çok özledim sefer. Öyle gitti. Bir gün babasına sıkı sıkı sarıldı ya. Kalbim acıdı. Keşke yaşasaydı da öyle sıkı sıkı sarılabilseydim babam. Hani anamdan, kardeşimden, senden bir şekilde özür diledim ama geriye bir yol kaldı. Senin o yere göğe sığdıramadığın kız hata etti.
Baba ocağını seni terk etti aslında. Ailesini yüzüstü bırakıp gitti. Adını yere düşürdü. Senin özür dilerim baba deseydim. Ya ne olurdu Seferim ya. Ne olurdu sadece bir kez. Bir kez Allah için bir kez ya. Onun merhametinin gölgesinde sadece küçücük bir an kalabilseydim keşke. Öyle güzel sesi vardı ki. Hala kulaklarımda vallahi. Bir Zahidem derdi. Bir canım kızım derdi. Şu an bunu duymaya o kadar ihtiyacım var ki. Ben seni anlıyorum. Bu yangını söndürecek bir su yok. Ananın babanın yokluğu bir ateş gibi yanıverir içinde. Sen bunları düşün olur mu? Kızımızı düşün. Derin nefes al. Hasan'dan arıyorlar, hayır olsun. Alo, buyurun buyurun benim. Tabii hemen geliyoruz, bir sorun yok değil mi? Tamam sağ olun. Seferim tahlil sonuçları çıkmış, hemen gelin diyorlar, gidelim mi? Tamam. Babamın aynasıydı Rıfat. İnsana öyle büyük aynalar lazım değil derdi. İçini görmek isteyene küçücük bir ayna bile yeter. İnsan aynaya bakınca değil, dengini görünce bilirmiş kendini. Gönül gönülün aynasıymış. Öyle derdi babam. Çok iyi adamdı babam. Anam da öyle. Keşke sağ olsalardı. Al. Bu ayna senin olsun. Oynarsın gene böyle. Işık tutarsın gönül dağına. Sonra bir gün kendine bakarsın.
Başkalarının sana layık göremediğini görürsün kendinde. Senin elinde ne marifetler varmış ya. Bunca zaman nasıl sakladın sen benden bu böreği? Sahi mi ya? Ben hep kendim yapıp kendim yediğim için tabii farkında değilim. Vallahi işimiz var sende. Allah bilir sende daha ne lezzetler ne börekler vardır da senin haberin yoktur. Bir şey söyleyeceğim. Hepsini tek tek denemek istiyorum, haberin olsun. Bir tane lezzeti bile ıskalamak istemiyorum. İyi de maşallah senin de iştahın pek bir açık. Yani nasıl doyuracağız biz seni? Doymak isteyen kim? Sen yeter ki yap, ben hepsini denerim. Nasılsa Musa amca sabah sporuyla yaktırıyor bana hepsini. Doğru. Ya bu arada sen orada kalmaya devam mı edeceksin? Yani evinize de yıkım kararı çıktı ya. Ne yapacaksınız? Ya Veysel'le konuştuk. Babamlara bir ev alacağız. Şimdi sağda solda uygun bir ev arıyoruz. Satın alacaksınız değil mi? Hı. Ben bir ev biliyorum. Hem de çok güzel bir ev. İstersen seni götürürüm oraya. Emlakçılık marifetlerim de var diyorsun. Dur bakalım daha senden neler çıkacak. Sırayla. Yaşayalım bakalım. Doktor hanım. Hayırdır bizi öyle apar topar çağırdınız, bir sorun yok değil mi? Kan tahlillerinizle bir sorunla karşılaştık Zahide hanım. Hemoglobin değeriniz düşük. 11'in altında çıkmış. Bu da gebeliği biraz riskli bir hale getiriyor. Yani risk derken nasıl bir risk bu? Öncelikle sakin olun. Demir eksikliğine bağlı bir düşüş bu. Gebeliğin ilk başlarında olsaydık kansızlık problemini zamana yayarak çözebilirdik. Ancak hem gebeliğin son evresindeyiz hem de yaşınız dikkat etmemiz gereken bir nokta. Sorunsuz bir doğum için takviye yapmamız lazım. Sizi de bu yüzden çağırdık. Doktor hanım, yani ne gerekiyorsa yapalım tabii, takviye ise takviye. Ama doğum esnasında Zahide, ben bebeğe de bir şey olmaz değil mi? Biz acilen önlemimizi alalım da kanı istediğimiz seviyeye getirelim. Sonrasında Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. İnşallah. Tabii Zahide Hanım'ın doğuma kadar kendini yormaması çok önemli. Beslenmesine dikkat edecek. Stresten uzak duracak. Her an doğum olabilir. Riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirmek için bu dediklerimi ihmal etmeyin, olur mu? Thank you.
sefayı. İçene sefa, içmeyene cefa. Buyurun abilerim. Senin keyfinin bu kadar yerinde olduğuna göre kayınpederle konuşmuşum. Düğün yakın mı? Düğün yakın? Amcaoğlu davul zurnaları hazırlayın ha, yemin ediyorum. Vallahi gedirliği var ya, yakacağız yakacağız Allah'ın izniyle. Ama öncesinde benim bir ev bulmam lazım. Bu ev işin acilinden halletmemiz lazım yani o. Senin de mi lan? Allah Allah. Sizin ev ne güne duruyor? Allah yazdıysa basıyorsun amcaoğlu. Valla bizim ev zaten çürükmüş. Hüseyin Bey de sabah akşam ben buradan nasıl yırtarım diye çare peşinde. Zaten ben o eve sokmam aslında onu. Ben iş çıkışımı bakarım bulurum ya abi. Allah'ın izniyle buluruz yani güzel bir ev. Bakalım inşallah. Sen işin bitmesini bekleme oğlum. Bak burada sistem kuruldu, tıkır tıkır işliyor. Hadi git evini ara. Ne? Oğlum zaten ufacık yer zor ev bulunuyor. Hadi git bak evine. Düğün öncesi açlıkta kalacaksın ya. Doğru diyorsun amcaoğlu. Vallahi doğru diyorsun ha. Ben gideyim o zaman. Size bir şey olursa beni ararsınız, tamam mı? Amcaoğlu, sen bunu da bir düzelt. Bir yere takılmış duruyor. Sen artık buna format mı atarsın, ne yaparsın? Sen biliyorsun oğlum. Sen bunu düzelt, tamam mı? Ben gidiyorum. Amcaoğlu. Senin bir derdin mi var oğlum? Var amcaoğlu, var da işte. Konuştukça içim acıyor, beynim bulanıyor. Susmak en iyisi. Ben bir şey soracağım, sen susacaksın ha? Oğlum sen bir anlat. Gerekirse beraber susarsın. Babam amcaoğlu. Babamla alakalı. Kazanın olduğu gün var ya. Yani babam o gün işe gitmemiş olabilir. Yine o mesele dön. Eyvallah. Ya amcaoğlum. Canını yakmak da istemiyorum da. Yaşasaydı bilirdik ya. Ya bunca zaman hem İrfan amcamın ailesine ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Doğru. Yani tamam, babana hasretsin, kolay değil, haklısın. Hani küçük bir umut da olsa hemen seni heyecanlandırıyor da. Hani ben sonrasında çok üzülmenden korkuyorum ben. Doğru diyorsun amcaoğlu. Belki de ben fazla abartıyorum, umutlandırıyorum kendimi. Yani unutmak en iyisi belki de. Neyse, amca nerede, nereye gitti? Oğlum sen burada değil miydin lan? Ev bakmaya gitti Asuman. Ya amcaoğlum, ben de müsaade istesem olur mu? Zaten pek keyfim yok. Buralar sana emanet. Olur değil mi? İyi, hadi git. Eyvallah. Böyle olduğuna bakmayın. Ufak bir elden geçirirsen saray saray. Ayrıca bu ev Gedelli'deki tek deniz manzaralı ev. Deniz manzarası mı? Bozkır'ın ortasında. Duvarları yağlı boya yaptırdım. Evlenince oturursunuz buraya. Doya doya deniz manzarasının tadını çıkarırsınız. Tamam. 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 Şuradan banyoya gidiliyor. Mutfak şurada. Ha bir de dışarıda tuvalet var. Olur ya içerideki dolu olursa. Bizim hanım sabahları erken kalkar. Olur ya lavaboya tutarsa dışarıyı kullanırsınız. Nasılsın Sabra abi? Nasıl? Siz de mi burada kalacaksınız? Taşınmıyor muydunuz ya? Yok, bizim bir yere gittiğimiz yok ki. Biz evi komple kiraya vermiyoruz ki Ramazan. Bir odası boş, onu kiraya veriyoruz. Sabri abi sen kafayı mı yedin ya? Biz tek göz odada nasıl yaşayacağız Allah'a sen? Odada at koşturacak halin yok ya Ramazan. Biz de yengenle yeni evlendiğimizde bir göz odada oturduk. Beraber yaşarsak masraflar yarı yarıya düşer. Ha sabahları işe giderken de beni de uyandırırsan kahvaltıyı beraber yaparız. İkimiz mobilyata atlar işe gideriz. Yol parasını da kurtarırız. Tamam. 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 Hayırlı olsun, verdim gitti.
ya Asuman ya. Şu koskoca kasabada bir tane doğru düzgün ev yok ya. Ya sakin ol Ramazan. Bulacağız bak, merak etme. Hem bizim evimiz hazırdır. Sen öyle demiyor muydun? Ya diyordum Asuman da, ne bileyim, bu Sabri abinin evinden sonra biraz umudum kırıldı benim. Kırılmasın. Kırılmasın. Bak, bak görürsün, biz çok güzel bir ev bulacağız. Mutfağı geniş olsun ama, sen rahat et. Bak sen, beni de düşünürmüş. Asuman, sana müzik odası da yapalım. Yaparız tabii. Ya seninle hayal kurması bile çok güzel Asuman, vallahi. Ya şimdi sen buradasın ya. Hani bu el bu eli tutuyor ya. Gerisi vallahi hiç önemli değil Asuman. Buluruk ya biz o evi. Her türlü buluruk. Hadi gel bir de alt sokaklara bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Asuman. Su önemli. Aşkı o. Selami. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin Musa emmi. Sana şöyle güzel bir yarım ekmek köfte yapayım ya. Adeta miden bayram etsin derecesine. Acıktım vallahi. Yap da afiyetle yiyeyim. Hemen geliyor Musa emmi. Sen şöyle güzelce geç bir kurul. Hemen geliyor. O ne la? Oğlum ne arıyor la bu benim altımda? Oo, kusura kalma Musa abi. Benim gözümden kaçmış o. Affedersin. Selam be. Ya sana ben kaç defa diyeceğim. Şu kazağını, pantolonu, kirli sepetini güzelce at. Öyle yapmak çok zor ya. Dur, koynumun rezistansı. Müşteri var. Aa, Muhammed'im. Musa abi, hoş geldin. Hoş geldin kızım. La oğlum, siz burada mı yatıp kalkıyorsunuz la? Yok Musa abi. Yani yatıp kalkıyor da o anlamda değil. Geçici. Ya bir ev bulur bulmaz hemen gideceğiz. Hijyen konusunda hiç endişen olmasın. 10 dakikada bir ellerimizi yıkıyor. Tamam kızım, senin işine gücüne bak hadi. Selami, sen de köfteleri yapma hadi bakayım. Tamam şimdi hadi. Tabii tabii. Yap. Sultan eğer bahçe sezonunu açtıysa yaz geldi demektir ha. Bak ben sana diyeyim. Ha, daha dur sen dur. Bunları bir budayım. Bahçeye biber, badılcan ekeceğim. Ha bu sene çocuklar da yok. E tabii nasıl olsa Erkan Efendi'nin topları da kırmaz diyorsun. Hay yaşa. ama onların o gürültülerini, batırtılarını da özlemiyorum desem yalan olur be oğlum. Ne günlerdi o günler. Yetirebileceğiz mi, edebileceğiz mi diye az endişelenmedik. Ya sen şimdi bak, Hacı'nın mevkine yeni 10 numara transferi geliyor ha. O ne öyle? E bizim oğlum. Ha. Ay oğlum, oğlum. Oo, biz hiç konuşamıyoruz ya. Sen nasılsın, iyi misin? Halın vaktin iyi mi? İyiyim anacığım, iyiyim. İyiyim çok şükür, gel. Oh. İyiyim çok şükür, her şey güzel. Bak, bak ne göstereceğim. Dilek kızım getirmiş. Allah razı olsun, o almış. Ne güzel, çok yakışmış. Çok yakış. O kadar korktum, o kadar laf ettim. Ama Dilek beni utandırdı. Maşallah. Ha. Alo. Tanıdım, tanıdım tabii, tanıdım. Nasıl yani? Nereden buldunuz? Emin misiniz? Babam. Babam mı yani? Tokat'ta diyorsunuz he? Şeyde. Tokat'ta şey. Siz en iyisi şey yapın, bana yazılı olarak, mesaj olarak gönderin de ben çok yazacak durumda değilim şu an. Peki, yani yazacak durumda değilim. Thank you.
gerçekten yaşıyormuş galiba. Baba yaşıyor. Yani öyle mi? Tokat'ta, Reşadiye'de. İyi de oğlum, nasıl olur bu? Bunca zaman niye aramaz, niye sormaz bizi? Bilmiyorum ana. Ben ne düşünmem gerektiğini, ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Gerçek mi, değil mi? O mu, değil mi bilmiyorum. Abla. Susuz mu kaldınız siz, ha? Niye eğdiniz böyle yapraklarınızı, ah canım benim? Cık. Ama yapmayın böyle. Hiç yakışmadı bu sana. Alın bakalım size soğuğu. Daha yaprakları öyle eğmek yok, tamam? Aa, Dilek, anneciğim. Sen ne zamandan beri buradasın? Çiçeklere temel davranış eğitimi verdiğinden beri buradayım anne. Ya alışkanlık işte. Öğretmenlik üstümden gitmiyor ki. Sen nasılsın bakalım? İyiyim, iyiyim. Eve gitmeden önce sana bir uğrayayım dedim. Özlemişim seni. Canım benim. Ben de çok özledim. Çay yapmıştım. İçeriz. Sen de gelirsin, olur mu? Ben hazırlayayım. Olur, tamam. Hamilelik nasıl gidiyor bakalım? İyi, güzel. Yani ne bileyim, değişik bir şey. Öyledir. Taner nasıl? Kendini babalığa alıştırıyor mu? Alıştırmasına gerek yok ki. Zaten dünyanın en iyi babası olacak. Ya ona ne şüphe tabii. Sadece... Sadece ne? Ya babasının yaşadığına o kadar çok inanıyor ki. Ya sonunda karşılaşacağı şey beni çok korkutuyor. İnsan hiçbir şeyin yarım kalmasını istemez. Mesela şimdi ben bu bardağı böyle bırakayım yarım. Tadı damağımda yarım kalır. Başladığım kitabı bırakayım. Zihnim onu tamamlamaya devam eder. İnsanoğlunun duygusu bu. Sen her daim Taner'in yanında ol. Ona destek ol kızım. Onların hikayesi de öyle yarım kalmış işte. Bu hikayenin sonunda üzülür mü, sevinir mi orasını bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa yaşaması gerekiyor. Abla, abla, abla. Taner'im hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ablam nerede? Benim acil ablamla görüşmem lazım. Ablam nerede Sefer abi? Taner'im hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi kardeşim? Ha? Ya abi
Vallahi kötü mü değil mi bilmiyorum da. Ya babam yaşıyormuş ya. Babamız yaşıyor. Babamız yaşıyormuş. Tokat'ta, Reşadiye'de babamız yaşıyormuş ya. Ne diyorsun kardeşim sen? Kesin bilgi mi? Emin miyiz? Ya abi kesin mi değil mi bilmiyorum da. Ama bak bunca olan şey işlerin bu noktaya kadar gelmesi. Hani bu sefer gerçek gibi abi. Ben bir ablamla konuşayım Allah aşkına. Aman oğlum bir sakin ol. Şimdi söylemezsek yine de. Bak ablan da az önce biz hastaneden geldik. Malum doğum yaklaşıyor. Kan değerlerine düşmeler var. Doktor takviye yaptı. İçeride dinleniyor. Doğum da riskli geçebilir dedi. Daha sonra söyleyelim be Taner'im ha. Olmaz mı kurban oldu? En azından netleştirelim. Kesin öyle söyleyelim. Sefer. Taner. Gülüm ne zaman geldin? İyi abla ya. Yeni geldim. Şimdi geldim. Hayırdır? Öyle bir geçiyordum da burada da bir ablam var dedim. Bir uğrayayım da bir göreyim. Sen hayırdır? Bitkin gibisin, yorgun gibisin. Yok gülüm, iyiyim, iyiyim ben. Ya sadece öyle ufak bir takviye yaptılar. O sersemletti biraz. İyiyim yoksa. Hadi acıkmışsın da gel sana sofra kurayım ha. Hadi geç. Yok yok oğlum sağ ol. Aç değilim. Öyle zaten bir uğradım. Kaçacağım hemen. Hemen kaçayım. Görüşürüz. Kuzum. Gel çay koyayım sana gel. Dede, dede. Dede. Doğruymuş dede. Babam yaşıyormuş. Tokat'ta Reşadiye'de. Buradaymış. Garson, bana şöyle güzel bir porsiyon hoşbenim getirebilir misiniz acaba? Şey, kardeşim, onun bir porsiyon istediği yerde bana 1,5 porsiyon hoşbenim getirir misin? Asıl ben onun 1,5 porsiyon istediği yerden 2,5 porsiyon istiyorum. Bana getirir misin? Boşan da semerini ye, görgüsüz. Ay, sinekler mi vızıldıyor acaba, ha? Vızır vızır fitten sesleri geliyor, duyduğunuz bir şey. Hı, hı. Pardon, son bir porsiyon hoşbenim kalmış. Lan ben sipariş verdim, o yüzden al elime bunu. Terbiyesiz! Kadınlar önden diye bir şey duymadın mı sen? O hoşbenim benim. Benim olacak. Hayır benim. Benim olacak. Hayır benim. Benim olacak. İlhami benim dedim. Benim olacak. İlhami bak beni sinirlendirme, benim dedim sana. İlhami o benim. Benim olacak. İlhami benim dedim benim sana. Benim olacak. İlhami bağırma bana. Benim olacak. Kesin şu şabat hayı. Ama Musa emmi, benim hoşbenimi alması hoş mu sence? Başlarım senin hoşberinden. Bana bakın siz ikiniz. Madem rahmetli babanız beni şahit tuttu, o zaman gelin benimle. Bu saatte nereye Musa anne? Gelin dedim. Gidince görürsünüz. Yer misiniz hoşberim? Çok güzel. Şimdi sen bizi akşamdan yemekten kaldırdın. Nereye götürüyorsun Musa? Ya gidince görürsün dedi ya. Ne sıkma az ediyorsun adamı. Siz
tatlıydı, kebaptı, bölüşemezken gördünüz mü öz kardeşinin sağlığını? Dükkan köşelerinde yatıp kalkıyor. Şimdi bir düşünün, bu çocuk buna müstahak mı? Rahmetli babanızdan kalan mülkü, malı şöyle bir sıralasanız 70 aile sığar içine. Bir kardeşinizi sığdıramadınız. Ayıptır, günahtır bu. Kul hakkına girer. Leyla mi? O babamın battaniyesi değil mi? Ano. Aynen öyle. Ano. Babamın pijaması değil mi? Ben onu kaç gündür arıyorum ya. Bak Selami'ye sen. Babamın malını, mülkünü bir bırakmadı. Aç gözlü. Ben de kimlere laf anlatıyorum? Tamam, bildiğiniz gibi yapın. Ama şunu aklınızdan çıkartmayın. Bu çocuğun ağı tutar. Ettikleriniz fitil fitil burnunuzdan gelir. O miras da size yar olmaz. Asıl benim ağım tutacak Musa emmi. Asıl öz kardeşini mahkemeye verin derim burnundan. Fitil fitil gelecek. Hadi be oradan. Köpeklerin duası kabul olaydı gökten kemik yağardı. Hoşt! Seba köpek... Resmen köpek dedi ya. Ulan Selami. Ben amcam bildiğin Reşat dedeymiş, öyle mi? Yani kadının ne diyor o? Kadın nereden biliyormuş amca oluyor? Onu başta anlattılar ya. Senelerdir araştırıyormuş zaten. Olaya bak ya. Bir gün benim de kardeşim çıkıp gelse vallahi hiç şaşırmam. Amcalı ben şaşkınlıktan ne dedim biliyor musun? Bunca sene oradaymış Reşadiye'de. Neden hiç arayıp sormadı ki? Neden bir şey demedi? Amca oğlum. Belki imkanı olmadı. Ya da benim aklıma tek bir şey geliyor ya. Hafızasını neyin kaybetmesi lazım? Aynen. Bu sorular için de cevaplar için de erken. Hele bir gidelim. Doğru mu değil mi gözlerimizle görelim. Sonra sorarız bu soruları. Cevabını da o verir. Sabah erken çıkarız yola. Gidip bakarız hakikat neymiş. Öğreniriz. Söyledi. Doğru mu duydum? Allah'ın işine bak ya. Şaştım kaldım vallahi. İnsan ne diyeceğini de bilemiyor. Sen ne diyorsun Halime abla? Olabilir mi böyle bir şey? Vallahi benim de aklım ermiyor Gülşil. Düşünüyorum, düşünüyorum. Akıl sır erdiremiyorum. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, olmuyor. Olsun Halime abla, olsun. Dur öyle hemen kendini koyverecek bir şey yok yani. Aslı astarı çıksın bir ortaya. Tabii. Öyle tabii, öyle. Tokat'ın Reşadiye diye bir kazası diyor Taner. Oraya gidiyorlarmış şimdi. Düşünüyorum. Diyorum. Ne işi olur İrfan'ın oralarda? Yolunu bilmez, izini bilmez. Sonra düşünüyorum. Hakikaten oysa diyorum. Bu
şunca zaman niye aramadı, niye sormadı bizi diyor. Biz ne sıkıntılar çektik. Ne seller aktı gitti. O orada öyle durdu. Nasıl oldu da hiçbirinde? Oh. Hadi beni geçtim. Çocuklarım nasıldır, ne yapar diye hiç merak etmez mi insan? Ben bunu anlamıyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yok. Bunun izahını bulamıyorum. Olur böyle şeyler Halime Hanım. Biz ne hikayeler duyduk, ne hikayeler yaşadık. İnsan hayatı nelere gebe. İrfan abim, sizi bir dakika bile aklımdan çıkarmazdı ki. Mutlaka vardır bir açıklaması. Yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Halime abla, biz bir şey duyduk. Doğru mu bu? Yani şimdi İrfan abim yaşıyor muymuş? Olabilir mi ya böyle bir şey? Ya kesin değil de büyük ihtimalle yaşıyor. Yarın yola çıkacaklar. İyi, çocuklar biz giderik dediler. Dedeleriyle beraber yola çıkacaklar. E biz de giderim o zaman. Değil mi şey? Babam zahmet etmeseydi biz giderdik. Allah razı olsun. Hepsi bir arabaya doluşup gidecekler. İrfan'ı da getirirler. Tabii gelmek isterse. İster Halime abla, ister. Yani neden istemesin? Nasıl olmuş ki şimdi bu iş Dilek? Vallahi bak bir kadın bir şey anladıysam saçlarım düğüm düğüm olsun. Tövbe yarabbim. Ya ben de anlamadım ki Cemile. Ya ben de araştırıyordum zaten. Ama bu haber hiç beklemediğim bir yerden geldi. İşte gidip bakacaklar. Ne yapacağız? Mecbur bekleyeceğiz. Neyse hayırlısıyla gidip gelsinler de. İnşallah. İnşallah. Siz ne yaptınız Asuman? Ev buldunuz mu? Yok ya, nerede? Ben şimdi Ramazan da Tokat'a gitti. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız bakalım. Gelsin bizden can isteyen. İstediği can bulundu. Hakkın lütfu kereminden bil cümle ihsan bulundu. İnsan olmak eleminden bin can beter bir deminden, vücudum cemül ceminden, Yusuf-u Kenan bulundu. Kim görmedi ben dağladım, sözü yerinde bağladım. 72 dil ağladım. Mührü Süleyman bulundu. Aman ya gamlanırsın divane gönül. Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir. Yaz gelir vay vay.
Ben dertliyim diye de gitme şikayet. Sevdiğin vefasız vay gurbet. Yetmez mi vay vay? Aman aşkı sende böyle cefan, azı gelir, azı gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay. Ben dertliyim diye de gitme şikayet. Sevdiğim vefasız vay gurbet, yetmez mi vay vay vay. Aman aşıklara da böyle cefan, azı gelir, azı gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay tez gelir geçer, vay geçer o. Seni bilen bir günde kıymatın biçer, ölürüm muhalet, vay gurbet, yetmez mi vay vay. Aman incidirler de cahil elden, söz gelir, sözü gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay. Seni bilen bir günde kıymatın biçer, ölürüm muhanet, vay gurbet. Yetmez mi vay vay. İncidirler de cahil elden, sözü gelir, sözü gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay. Küçük mü daha? 15'inde ya var ya yok. Ama şimdiki gençler gibi düşünmeyin. Hem çok daha akıllıydı, hem de farklıydı. Amcam mı dede? Değirmencinin eski ağalının orada bir tarla vardı ya bizim. Hatırlar mısınız bilmem. Onu alacağımız vakit tarla çok daşlı dediler, az bir paraya verdiler. İrfan, baba sen bakma bunlara. Ben bu tarlanın daşını, çakılını ayıklarım dedi. Bir gün tek başına gitmiş, bütün tarlanın daşını ayıklamış. Akşam gelmedi. Sabah kalktım, baktım yok. İçimi bir korku kapladı. Düştüm yola. Vardım tarlaya, baktım bir kıyıda üzülmüş, uyumuş kalmış. Eski bir kök vardı, kimsenin çıkaramadığı. Ahdetmiş, çıkarmış onu.
Ama nasıl yorulduysa dibinde uyuyakalmış. Yani demem o ki İrfan vazgeçmezdi. Ne yapar eder sonuna kadar giderdi. Eğer dedikleri doğruysa, oradan sağ çıktıysa bir şekilde, ne yapar eder köyünün ailesinin yolunu bulurdu. İşte benim aklımın almadığı da bu. Benim de aklım almıyor dede. Benim de aklım almıyor. Valla benim amcamla unutamadığım tek bir anım var. O zaman sanayide çalışıyorum. Daha çırakken bir kere geldi. Cemile ile yeni tanışmışız. Okulun arkasında konuşurken bizi görmüş bu. Dedi ki seviyorum utan diye. Utandım, kızardım. Dedim yok amca yanlış görmüşüm falan. Hani babama söyler diye korkuyorum. İnkar ettim. Dedim yok ya ne Cemilesi. Gülüşüdün gibi aklımda hiç unutmam. Cebime para koydu dedi ki. Bak bir dahakine dedi ona giderken güzel bir hediye al. Ya da dedi pastaneye gidin. Pasta falan yersiniz o da benden olsun. O zaman dedim bu iyi adam. Bu adam ailesini bırakıp gitmez. Yani amca oğlum. Eğer oradaysa mantıklı bir açıklaması vardır. Geldim kızım. İyi buyur buyur geç içeri. Hayırdır bakayım niye duramadın evde? Ha? Ne oldu? Senin haberin yok mu kızım? Neden haberim yok hanım? Söylesene. Baban. Babanız kızım. Babanız yaşıyormuş. Yaşıyor muymuş? Anam Allah aşkına sen ne diyorsun ya? Nereden çıktı bu? Nereden öğrendiniz? Taner öğrenmiş. Onlar zaten önceden araştırıyorlarmış. Deden, kardeşin, Veysel, Ramazan hepsi gittiler babanın yanına. Neredeymiş? Nereye gittiler? Tokat'ta. Reşadiye diye bir yerde. Ben gidemedim. Benim yüreğim dayanmaz kızım. Ya siz böyle bir şey biliyordunuz bana niye söylemediniz ya? Ben de gidiyorum. Yok. Dur, dur kızım. Böyle hamile halinde nereye gidiyorsun sen dur. Yok anam duramam ben. Duramam gideceğim anam. Ama tek başına olmaz böyle kızım. Olur anam olur. Dur. Yavrum dur. Evet, ilçeye, 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 ilçeye. Kalkıyor ilçeye. Buyurun, ilçeye, ilçeye. Seferim. Zaydem kuzum, sen ne yapıyorsun burada? Sen evde olman gerekiyordu yavrum. Yok, evde falan duramam ben. Sefer, biliyor musun babam yaşıyormuş. Yoksa sen biliyor muydun? Annem mi sakladın? Taner yaşıyor olabilir dedi kuzum. Ama Zaydem, ben bu haldeyken sen nasıl söyleyeyim bunları ha? Doğum da yaklaşıyor. Nasıl anlatayım? Kurban oldum. Sefer, ben sana babam yaşıyormuş diyorum. Sen bana doğum diyorsun ya. Tokat'taymış. Tanergiller, dedemgiller hepsi gitmişler. Hadi hemen gidiyoruz. Olmaz Zayda, bu halde Tokat'a falan gidemeyiz. Doktoru duydum. Son derece riskli bir durumdasın. Yapamayız bunu. Gidemeyiz hiçbir yere. Evet, doktoru duydum. Evet, doğumum riskli olacakmış. En çok da bu yüzden istiyorum ya zaten. Hani sen ameliyata girmezden evvel son bir kez kızımın kalp atışlarını duymak istiyorum demiştin ya bana. Ben de aynen öyle. Doğumdan evvel dünya gözüyle babamı görme umudum varsa gitmek istiyorum seferim. O kadar. Bu nasıl laf kurban oldun ya? Ha? Sen ne dediğini biliyor musun? Sana hiçbir şey olmayacak. Bebeğimize hiçbir şey olmayacak tamam mı? Ama doktor da gayet net konuştu be kuzum.
dikkatli olmamız gerekiyor. Seferim, bana ne olacağını bilmiyoruz. Dünyanın bin türlü hali var. Ama babamı görmek için dünya gözüyle şuncacık bir umut belirmişken ben gidiyorum. Senle ya da sensiz. Böyle bilin. Tamam gidiyoruz. Ama Zahide eğer burada ufacık bir şey olursa bak ben Bahadır'ı direkt hastaneye çekerim. Tamam, tamam hadi gidelim. Hadi. Tamam, oğlum, sakin ol ama tamam geç. Babam gelmiş ya. Daha yürüyecek miyiz Elif ya? Yani eğer bu kadar mesafe olduğunu bilseydim arabayla çıkardık. Sen de iki dakika yorulduk hemen yoruldun. Merak etme geldik sayılır köşeyi dönünce. O kadar methettin ki evi. Sırf o yüzden katlanıyorum bu yola. Eğer hayal kırıklığı çıkarsa... seni çok fena dilime dolarım haberin olsun. Aa bak sen ya. Benimle yürümek size işkence mi geldi beyefendi? Elif ben seninle sonsuza kadar yürürüm ve bir dakika gocunmam şüphen olmasın. Ya sadece bu... ev işleri beni biraz yordu. Stres de yaptım. Umarım bir an önce çözülür. Merak etme. Sen de çok beğeneceksin evi. Hadi bakalım inşallah. Hadi. Nasıl? Ya Elif sen bir harikasın. Bana uzatmaya gerek yok. Hemen tapuya gidelim. Ya dur öyle hemen tapuya gidilir mi? Sen beğendiysen önce daha pazarlık yapacağız. Beğenmek ne demek? Ya on numara burası. Hah. Merhaba Osman abi. Hoş geldin Elif kızım. Alıcı olan arkadaş bu mu? Evet. Evet. Kendisi sağlık ocağımızın doktoru. Ayrıca evi de çok beğendi. Ha, Muammer Bey'in sonradan ortaya çıkan oğlusun sen. Evet. Bildim seni. Hoş geldin kasabamıza. İsterseniz içeriği gezebiliriz. Yok yok Osman Bey. Sağ olun. Gezmeye gerek yok çünkü Elif bana resimlerini gösterdi. Dışarıdan da çok güzel görünüyor. O yüzden biz direkt fiyat konuşabiliriz. 400 bin lira istiyorum ben. Kasabamızın doktoru olduğun için ve tabii Elif kızımızın da hatırı olduğu için... 20 almayacağım senden. 380'e veririm. Osman abi benim hatırım bu kadar mı? Hem bak biz ninem tarafından akraba bile sayılırız seninle. Ninemin de mi hatırı yok? Gel sen düz hesap 350'ye ver bize bu evi. Allah rahmet eylesin. Nenenin bende çok emeği var. Az ekmeğini yemedim. Ama çok masraf ettim kızım. Yoksa senin canın sağ olsun. Biliyorum Osman abi. Ama ninem senin için hep çok cömert adam derdi. Şimdi sen o cömertliği bize gösterirsen bizi çok mutlu edersin. Peki madem. Senin gönlün olsun. 350'ye size hayırlı olsun. Çok sağ olun Osman abi. Ya lakin bizim 250 bin nakit paramız var. 100 bin lirasını da senetle halletsek... bunu da kısa vadede ben size ödesem olur mu? Yani doktor bey... mümkün değil. Elif kızım için 50 indim zaten. Bir de senet sepet işleri beni çok yorar. Osman abi, belki duymuşsundur. Benim evde biraz sıkıntılar oldu. Yani babam evi satılığa çıkardı. Evi benim satın almam gerekti ama param yoktu. O zaman Kenan Bey sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Yani parasını da orada kullandığı için zaten böyle bir şey rica ediyor. Yoksa bu muhabbetlere hiç girmezdi. Ama ben kendisine kefilim. Yani sana kalan borcu da en kısa sürede ödeyecektir. Gel sen bu sebepten bu işi bozma. He de bize. Babanın sana yaptıklarını duydum kızım. Elimden de bir halt gelmedi. Zamanında nenen demişti. Bu çocuklara göz kulak ol diye. Ama ben işten güçten değil sizi gözümün önünü bile göremedim. Oradan sana borcum çok. İstediğiniz olsun. Hayırlı uğurlu olsun doktor. Çok teşekkür ederim Osman abi. Çok sağ ol. Gerçekten. Hoşçakalın. Ya Elif. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Yani benim yardıma ihtiyacım olduğunda sen benim yanımdaydın. Şimdi senin yardıma ihtiyacın oldu. Ben senin yanında oldum. Ve bu yüzden de çok mutluyum. Yani inşallah bu evde çok güzel günleriniz olur. Aileniz yeniden bir arada olur. Mutluluklar biriktirirsiniz. Sen de bu aileden olacaksın Elif.
Sen de bu evde yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Nasip. Sorsak mı dede ya? He? Olur. Dayı! Bir dakika bakabileceğim ya. Ya biz biz İrfan amcamı arıyoruz da, İrfan Gaya. Evi buralardaymış galiba, bilir misin sen? Soyadını bilmiyorum. Bir İrfan var ama Almancı olan. Dayı. Almanya'da çalıştıydı bir dönem. Hala çalışıyor herhalde o. Daha yeni döndü. Bir sene ya oldu ya olmadı. Hanımı kızları neyim burada kalıyor. O gidip çalışıp geliyor. Hanımı kızı derken? Hanımını diyorum işte. Kızları var ya, 3 tane kızı var. Şurada ileride sağa dönünce bir mahalle başlıyor. Oradan dümdüz gidin en sondaki ev. Bahçeli bir ev. Demir kapısı neyim daha yeni boyalı. Eyvallah dayı, sağ olasın. Dede, hanımı diyor, kızları diyor, gitmesek mi geri mi dönsek? Buraya kadar bir açıklaması vardır diye geldik. Gidelim bakalım. Nedir ne değildir kendi gözlerimizle görelim. Amcaoğlum, buraya kadar geldik. Bu işin sonunu bağlamadan geri dönmeyik. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? İrfan abinin evi burası mıydı? He? Anne, anne, dedemi soruyorlar. Sordunuz. Kusura bakma kızım. Rahatsız ettik ama biz babana baktıydık. Evde midir kendisi? Siz Almanya'nın arkadaşlarısınız herhalde. Hep diyordu gençler var diye. Vay, şişirmiyorlar diye. Burada gençler var oğlum. Sağ olsunlar. Bana hiç değdirmiyorlar. Buyurun buyurun, içeri geçin. Babam İlce'ye kadar gitti. Gelir şimdi. Buyurun lütfen çekinmeyin. Sağ ol kızım. Alo. Alo Taner'im. Doğru mu? Bulmuşsunuz babamı, yaşıyor mu, öyle mi? Abla sen nereden duydun ya? Doğru doğru. Geldik, Tokat'tayız, bekliyoruz biz de. Yani şimdilik bir şey yok yani. Kesin bir şey yok. Bak ne diyeceğim, sen heyecan falan yapma ya, tamam mı? Ya dediğim gibi kesin bir şey yok ya. Biz tam öğrenelim. Sana haber vereceğim. Yok gülüm yok, biz çıktık yola, geliyor Sefer abinle. Abla Allah aşkına, sen o halde nasıl buralara kadar geleceksin ya? Ya sen niye çıkıp geldin? Ben zaten buradayım. Ben sana haber verdim. Yok gülüm yok. Söz geçiremedim yüreğime. Duramadım vallahi. Sığamadım olduğum yere ya. Ya durup durup düşünüyorum bu onu gördüğüm rüyalardan biri mi diye. Ya acaba rüyada mıyım diye. Valla uyanmak istemiyorum Taner'im. Ben bir an olsun bile geç kalmak istemiyorum. Oh.
Sayda. Bak gözünü seveyim, kurban oldu. Bir yol yakarken dönerim şuradan. Bu halde gitmeyelim oraya, Allah'ını seversen. İyiyim, iyiyim. Seferim ben, iyiyim. Hadi. Hadi gidelim, hadi. Bak kuzum. İyiyim, hadi gülüm bas, hadi gidelim. Ne zaman geldin kızım? Ne oldu kızım? Ne bu halin? İyi misin sen? Ya Mehmet. Ne diyorsun sen ya? Ne su basması? Bütün dükkanı mı? Zayiat var mı? Ama bütün mallar gitti mi? Ne şey mi? Tamam ben şey edeyim, daha sonra şey yaparım, şey edince seni. Tamam. Ama Bonjour. Anam, ne diyorsun sen? Ne yangını? Anam, bütün ev mi? Kız itfaiyeyi çağırmadınız mı? Zararımız ne kadar? Allah! Tamam, ben bulmaya çalışırım. Tamam dedim ya. Allah'ım, bu da mı gelecekti başımıza? Allah! Bütün ev gitti, Allah! Ben soy. İlhami, senin ne işin var burada? Ama ben bittim ya. Benim Almanya'daki dükkanı su basmış. Ne var ne yok hepsi gitmiş. Para lazım bana. Acil satmam gerek bu dükkanı. Sen kimin dükkanını satıyorsun? Asıl benim bu dükkanı satmam lazım. Fransa'dan komşular aradı. Evim barkım yanmış, bitmiş, kül olmuş. Acilen bana para lazım. Ne diyorsun ya? Hiç sorma İlhami. Başıma neler geldi? Ya ben onu mu diyorum? Bu dükkan benim. Sen nasıl satarsın? Bas git buradan. Bana bak. Sen bas git şuradan. Bu dükkan bana babamdan kaldı. Hayır, babamdan bana kaldı bu dükkan. Hayır efendim, bana kaldı. Benim bu dükkan. Benim bu dükkan. Gel vatandaş gel, köfte ekmeğe gel. Köftenin kralı burada, kralı. Kral köfte tahtından insin, midene girsin. Kaçırma köfteyi, üzme mideyi. Musa emmi? Hayırdır ya, bugün yemeyeceğim mi köftelerimizden? Yoksa biz burada yaşıyoruz diye mi yemiyor Musa emmi?
Çocuklar hiç öyle şey olur mu? Vallahi esasen benim sizin suratınıza bakacak yüzüm yok. O ne demek ya Musa emmi? Ne diye bakmayacakmışsın yüzümüze? Ya ne diye olur mu ya Selami? Rahmetli senin baban beni adam yerine koymuş. Mirasına şahit yazdırmış. Ben ne yaptım? Abinle ablanın inadını kırıp senin hakkını teslim edemedim. Nasıl bakayım senin suratına? Senin canını yerim, canını dert ettiğin şeye bak ya Musa emmi. Senin tatlı koynun, güzel düşüncen yeter. Hadi buyur gel ya, köfte ekmeğin hazır. Hayze. Geç. Selami! 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 Selami, ne olur kardeşim affet bizi. Kardeşim affet bizi bak, biz ettik, sen etme. Hakkını helal et, ne olur. Ne oluyor ya? Ne oldu size? Nedir bu haliniz? Hiç sorma Selami. Az daha ölüyorduk kardeşim. Patates deposunun temeli çürük çıktı. Depo üstümüze yıkıldı. İlhami son anda çekti, kurtardı beni. Olur mu abla ya? Asıl sen olmasan ben tahtalı koya koçuyordum. Selami kardeşim bak ne olur affet bizi. Bak ben mirastan da vasiyetten de vazgeçiyorum. Ben de vazgeçiyorum. Patates deposu, tarlalar, ev her şey senin olsun. Anamızın ak sütü gibi kullan kardeşim. Affet bizi Selami. Ne olur. Affet bizi kardeşim. Affet la bizi. Affet kardeşim. Bak rahatlayacaksın affet. Hakkını helal ediyorsun değil mi? Ediyor değil mi? He? Ben hata ettim baba. Ben hakkına girdim Rıfat. Çok büyük haksızlık ettim ona. Nasıl büyük bir hata ettiysem gittiğim yerde de peşimi bırakmadı bu hata. Öyle şeyler oldu ki baba. Allah'ın gücüne gitmesin ama cezamı buldum sanki. Ben çok güzel hayaller kurmuştum ama teyzem hiç sahip çıkmadı bana orada biliyor musun? Sen ömrün boyunca köye tıkılıp kalmışsın. Burada yapamazsın dedi. Ne elimden tuttu ne de bir yol yordam gösterdi. Ben orada kendime yeni bir yol çizerim. Yeni bir hayat kurarım sandıydım ama orası çok büyükmüş baba. Ne durup dinleyen var insanı, ne de gözünün yaşına bakan. Bir kere düştün mü sırtına basıp geçiyorlar insanın. Elinden tutayım diyen yok. Bir kıymetin yok ki oralarda. Bir sürü Meryem var. Gitip gidiyorsun kalabalığın içinde. Keşke hiç gitmeseydim baba. Keşke. Ben çok hakkını yedim Rıfat'ın. Hiçbir haber yok. Ha, dur ben bakarım. Ver kalbini de sen.
Bak. Kamran Hanım, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da Asman Hanım içeride mi? Tabii, buyur, gel. Asman Hanım, merhaba. Size çok güzel bir haberim var. Ben ev buldum size. Ev mi buldun? Nerede? Remzi teyzenin evi. Ay, öldü mü yoksa? Yo, neden ölsün, Allah korusun. Almanya'ya kızının yanına taşınacakmış. Sizin ev aradığınızı duymuş, hiç ev aramasınlar dedi. Ramazan olmasa böyle diri diri gömülecektim diye de ekledi. Ya çok sevindim ya. Vallahi Ramazan duyunca da çok sevinecek. Çok sağ ol Seyfettin. Vallahi ne demek, ben de çok uzun zamandır bekliyordum kime nasip olacak diye. Sizin kısmetinizmiş valla. Vallahi biz de çok merak ediyorduk. Teyzem, evimi buldum. Amca, şimdi bu kız bizim kuzenim oluyor lan. Sus lan. Yalan mı amca oğlum, yani şimdi düşününce bu kız dedemin torunu, tuhaf ya. Anamgil misafirliğe gitti, kusura bakmayın. Karnınızdansa yemek de koyayım. Yok kızım, sağ ol. Bak sen amca oğlum, misafirperverliği falan aynı biz ya. Kesin amcamın kızı bu, kesin. Ramazan, hiç çaya beni günah sokacaksın şimdi ha. Anne, bu teyzeyle amca da dedemi soruyor. Taner. Abla. Gülüm, hani nerede babam ha? Nerede? Oğlum sakin ol. Biz de bekliyoruz daha. Gelmesini bekliyoruz. Babam aradı şimdi. 5 dakikaya buradaymış. Hoş geldiniz. Buyurun, çay getireyim size de. Sağ ol. Hızlıymış. Kuzum, Zayda, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kuzum, iyi misin? Ablam, derin nefes al, dur bir sakin. Ablam, gel şöyle otur. Yok, yok, Gülüm, iyiyim, iyiyim ben. Gel, gel, sakin, gel. Geçelim şöyle, gel, gel. Baba, arkadaşların geldi. Hani şantiyeden gelecekler diyordun ya. Sen İrfan değilsin. Sen oğlum değilsin. Çık.
Siz tahmin ettiğim kişisiniz herhalde. İrfan'ın babası. Oğluyum ben de. Almanya'dan Nermin Hanım'dan öğrendik burada olduğunuzu. Babam yaşıyor diye düşündük. Ya biz mi yanlış geldik, bir karışıklık mı oldu? Yok, siz yanlış gelmediniz. Buyurun geçelim içeri. Ben size anlatayım gerçekleri. Buyurun. Şuradan giden yolu eğer takip ederek araştırırsanız daha iyi olur. Alo, efendim Burçak. O gün İrfan işe gitmeyecekti. Bir arkadaşıma sözüm var dedi. Ama ben rica ettim. Yerime mesai kalmasını istedim. Kırmadı beni. Belki de benim yerime öldü. Seni arayan hanım benim Almanya'daki eşimdi. Onun derdi ben değilim. O fabrikadan alacağı tazminatın peşinde. Burada bir hayatım olduğunu söyleyemedim ona. Oturum almak için evlendiydik. Sonra ben kaçmak zorunda kaldım. İzimi kaybettirdim. O öldüğüme o kadar inandı ki bir şey yapmama gerek kalmadı. Dediğim gibi derdi tazminat onun. Kusura bakmayın. Biz de bir an öyle duyunca karmaşık duygular işte. İnsanın bir yanı yaşıyor olsun istiyor, bir yanı... İrfan çok güzel adamdı. Öyle adamlar ölmez. Varlıkları hep sıcaktır. O yüzden inanmamışsınız bunca yıldır öldüğüne. O yüzden koşup gelmişsiniz. Getiremedim, kusura bakmayın. Vaktim olmadı. Demek ki emaneti ulaşsın istemiş. Ta buralara kadar çağırmış sizi. Rahmetli'nin hep dediği bir şey vardı. Bana bir şey olursa gurbette bırakmayın. Gömüleceksem de kendi toprağımda gömüleyim. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Biz çayınızı içtik, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sahiden. İyi misin kuzum sen? İyi miyim Gülüm, ben de iyiyim. Gel hadi kalk. Tamam. Gel kuzum, gel. Thank you.
kızım. Zahidem. Bir resmim vardır cüzdanımda. Gelirken düşürmüşüm. Nasıl üzüldüm? Nasıl üzüldüm anlatamam. Anneye söyledim. Göndereceğim dedi ama daha gelmedi. Cüzdanı elime alasım, yanımda taşıyasım yok. Meğer o iki resimmiş beni ayakta tutan. Meğer her gece yatmadan önce baktığım, sabah kalkınca baktığım o iki resimmiş bu gurbeti çekilir yapar Zahidem. Saçları, kınalı kızım. Abla derin nefes al. Sefer abi! Zahira! Sefer abi! Derin nefes al. Bana geliyor, bana geliyor. Derin nefes al abla. Amcaoğlu sen dedemle gel, ben buradayım. Sen git. Abla derin nefes al. Sakin, tamam. Derin nefes al. Sefer abi daha hızlı. Allah aşkına daha hızlı sun hadi. Zahide, dur lan abla. Sakin ol. Abla bak, derin nefes al, tamam. Burnumdan al ağzından ver. Derin nefes al. Nerede lan hastane? Yetişemeyeceğiz, yok. Yok, yetişemeyeceğiz. Yetişemeyeceğiz, biliyorum. Ben yetişemeyeceğiz. Zahide, ya. Kusum ya. Sen sakin ol. Nerede lan hastane? Buldum. Dur, amca. Sefer abi, ileriden sağa dön abi. Az yakında var abi orada. Sağlık ocağı ver, tamam. Tamam. Bebeğin vardır abi. Nefes. Kuzum. Sağdan ikinci kapı diyorum. Abi, çok. Derin nefes al. Derin. Yalnız özel bir durumu vardı. Rahatsızlık vardı. Doktor desin de giderse. Burada doğum yapılabilirdi. Ben doktora ileteyim. Siz kapıda bekleyin. Kan değerleri düşük çıktı bak. Gel abi gel. Sefer abi. Zahide abla. Doğum aldılar kardeşim. İyi. Hadi gelin benden. Burada kalabalık etmeyek. Dışarıda bekleyek. Hadi abi gel. Hadi gel. Gel bir hava alalım gel. Hadi.
Efendim Dilek. Taner. O adam baban değildi değil mi? Sen nereden biliyorsun gülüm? Eğer isterseniz... babanın cenazesini getirebiliriz Taner. Arkadaşım mezarına ulaştı. Bebek Tod. Ablamın bebeği Tod. Ne? Aman Allah'ım. Ay, çok şükür. Gözünüz aydın, bebeğiniz doğdu. Taki Zaylan mı? Zaylan nasıl? Gayet sağlıklı. Eşiniz çok güçlüymüş. Görebilir miyim onu? Az sonra çağıracağız, görebilirsiniz. Sağ olun. İrfan amcanın dediği gibi babam çok güzel bir adamdı. Onu ikinci defa kaybettiğimiz o gün bile bizi teselli edecek bir şey oldu. Kızım doğdu. Ayşe doğdu. Hüzünle akacak gözyaşlarımız sevinç gözyaşlarına dönüştü.
içimizin kapanmayan yaralarıdır. Doyamadıklarımız. Ama o gün bir müjdeyle gelmişti babam. O gün Ayşe'miz gelmişti. Ayşe'miz gelirken bir baba getirdi bize sanki. Gelmez öpeceğim dediği toprağına yıllar sonra kavuştu. Toprağına kavuştu. Biz babamızla. Başında dua edebildiğimiz bir kabri var artık. Torunlarının bile yıllar sonra gelip dedemiz burada yatıyor diyebileceği bir mezarı var. Ait olduğum yerde.
yarım kalmış hikayelerin bir devamı var. Onun yarım bıraktığı hikayeyi biz yazıyoruz. Tıpkı bizden sonrakiler de çocuklarımızın yazacağı gibi. Bakmazmış göz.